Merhaba çocuklar, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Evet, bugün sizinle dedim ki uyku gözlüğü yapalım dedim. Hatta bir tane de buraya örnek koydum, pembe olarak. Şimdi de beyaz da yapalım dedim. Şimdi bir de bu uyku gözlüğünü neden yaptığımı söyleyeyim. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Dedim ki hem uyku gözlüğünü taktığımız zaman ne yaparız? Önümüzü görmeyiz değil mi? Hem de bir deney yapın. Uyku gözlüğünü takın. Hareket etmeye çalışın. Bakalım nasıl hareket edebiliyorsunuz. Görmeyen insanlar nasıl hareket edebiliyor? Onlarla empati kurmak için hem onu yapalım dedim. Hem de bize eğlenceli bir etkinlik olsun dedim. Onları da anlamak lazım değil mi? Görmeyen insanlar nasıl hissediyorlar, ne yapıyorlar? Onun için böyle yapalım dedim. Mesela tekerlekli sandalyede insanlarımız var. Yardıma ihtiyacı olduklarında bazen kaldırımda onlar rahat çıkamıyor ya da rahat inemiyorlar. Yardımcı olmak gerekiyor. Bir sürü şeyler var. Çoğaltabiliriz örneklerimizi. Anlayışlı olmakta fayda var. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi gelin uyku gözlüğümüzü yapalım. Nasıl yapacağız? Şimdi dedim ki kolay bir çizim olsun sizin için dedim. Şöyle dalga çiziyormuş gibi dalga çizeceğiz. Bakın şimdi. Şöyle bir tane alacağım. Daire çiziyormuş gibi yapacağım ama çizmeyeceğim. Su dalgası gibi yapıp geri döneceğim. Sonra karşısından şöyle yapıp yapacağım. Aslında şuralarına şöyle yaparsanız da 8 gibi görünür. Bakın. Çevireyim şimdi bunu. Şuraya iki tane yuvarlak çizsem böyle 8 gibi yapmış oluruz. Şimdi bunu keselim. Evet. Uyku gözlüğümüzü eğlenceli. Mesela şimdi kapalı yaptım. İsterseniz bunu açık da yapabilirsiniz. Hatta sizinle yapalım mı açık? Evet. Bir gözü açık, bir gözü kapalı nasıl olur acaba? Ben Eva'dan yaptım. Gözünüz hangisine rahat ediyorsa onu da yapabilirsiniz. Keçe, kumaş, elinizde ne varsa. Eva yumuşaktır. Onun için Eva'dan yapalım dedim. Bunu kenara koyalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de şurada ufak bir kesik atacağım. Şöyle makasımla ufacık açayım, delik açayım ki kurdalemi sokabileyim. Kurdale, lastik. Yine nasıl rahat ediyorsanız elinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz. Şimdi bunu da takalım mı? Ben böyle pembiş pembiş bir kurdale buldum kalın. Şimdi bunu incelteyim. Deliğimden sokalım. Evet. Bunu da yaptık. Şunu şuradan bağlayalım. Bu kalın kurdale olduğu için sadece böyle yaptım. Bunda fiyon kattım mesela. Şimdi bunu arkadan yapalım. Şunu da katlayalım. Bunu da buradaki deliğimizden sokalım. Bu da buradan çıktı. Bunu da bağlayalım. Hem şık bağlayınca şık güzel de görünüyor. Evet. Bunu da bağladık. Şu ortasından kesik atalım ki takacağımız zaman bağlayabilelim diye. Gördünüz mü? Burası hazır. Şimdi ne yapalım? Şurada şöyle yarım yay yapıyorum kalemimle. Keçeli kalemlerinizle yapabilirsiniz. Şöyle kirpiklerini de yapalım. Gördünüz mü? Bir tane de buna yapalım mı? Ne dersiniz? Şöyle. Bu biraz daha uzun olsun. Öbürünü uzun yapmışız. Bunu da kirpiklerini yapalım. Evet, işte bu kadar. Şuraya da güzel bir burun yapalım. Şöyle burun şeyi olsun. Evet. Bakın ne kadar güzel oldu. Hatta uğur böceklerim vardı. Onlarla süsleyebilirsiniz. Kurdeleler yapabilirsiniz. Burada uğur böceğim vardı. Şuraya takabilirim değil mi? Buna da pembe takalım. Bunu da süsleyelim. İncilerim var mesela.
İncilerimizi de koyalım şuraya. Şöyle güzel güzel olsun. Evet. Hı. Bir gözümüzün üstünde şöyle güzel inciler olsun. Hı, şık bir göz. Stickerlarınızdan yapıştırabilirsiniz. Araba stickerlarınız varsa mesela onlardan yapıştırabilirsiniz. Evet, gördünüz mü? Arabada çizebilirsiniz üstüne mesela. Hep kız yaptık değil mi? Mesela buna arabaya meraklı bir kız da olabilir, erkek de olabilir. Ne yapalım bunun şurasına mesela, alnına şurasına hemen bir araba çizelim mi? Hı. Şöyle tekerlekleri olsun. Kapısını penceresinde yapalım. Hatta gittiği yolda yapalım mı? Bakın, gördünüz mü? İstediğim gibi süsleyebilirim. Arabamı da yaptım. Ya bakın ne kadar da güzel oldu. Evet, sizler de uyku gözlüklerinizi bu şekilde şirin şirin güzel şeyler hazırlayabilirsiniz. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın.